olarak yaratmış. Yani gene erkek olarak yaratsa gene kadınlığı Valla demek ki seçersiniz. kadın olduğuma göre Aha. erkek olarak yaratmamış. Sadece bir fazlalık vermiş. Erkek olarak yaratmış. Ben kadınım yani içim, duygularım, her şeyim. Yani böyle bir şeyi bir erkekten nasıl bekleyebilir? Ben erkek değilim ki. Bunu herkese söylerim. Değilim yani. Onun için erkek olarak yaratmamış. Ben bunu öyle görmüyorum kesinlikle. Ya o zaman cinsel Sadece organımız bence bir yanlışlık olmuş. Küçük bir yanlışlık. bir Ben onu düzelteceğim. fazlalık. Evet, buyurun. Bu sizin için tabii Leyla Hanım için de geçerli bir şey de fakat benim için ben de bir kadınım. Ama kadından hoşlanan bir kadın. Arada biraz farklılık oluyor. Demek oluyor ki Allah bize tamam bir yaratmış fakat ruhu da kendisi vermiş. Ruh hali bu, istek bu. Biz kendi hani sonradan şey yapmıyoruz. Yani nasıl bir su ihtiyacın yani varsa bu ihtiyaçsa cinsellik de bir ihtiyaç. Bunu kendimiz kafadan uydurmuyoruz. Yani kendimizi bildim mi bilirim böyleyim ben mesela. Yani eşcinseller de böyle. Bir de şu da olabilir yani o eşcinsellik tandansı vardır ama hiçbir zaman aktif olarak eşcinsellik uygulamam. Yani mesela adam işte çok bir şirketin genel koordinatörüdür ve ne bileyim her zaman erkek kimliğiyle yaşamıştır. Hiçbir zaman denememiştir ama gene de eşcinseldir belki içinde bir duygu. Olabilir mi böyle bir şey? Tabii Olabilir. bu şey oluyor baskılardan işte toplumun baskısından eşcinsel kimliğine, eşcinsel ruhunu saklamak oluyor. Ve bunun sonucunda çok o eşcinsellere de çok agresif olabiliyor. Çünkü kendini görüyor, kendi ruh halini görüyor. O zaman çok tersini yapıyor yani. Peki bu bir günah sayar mısınız? Yani dini inançlarınız var mıdır Şimdi bilmiyorum ben ama. inancıma göre günah saymıyorum. Eğer öyle bir şey olsaydı bu ruh halini bana yaratan vermezdi. Ben bunu düşünüyorum. Madem böyle bir beyin vermiş, bir akıl, bir şey vermiş yani. O madem öyle tek tip yaratırdı. Allah'ın lütfudur Lütfudur, diyorsunuz. evet. Buyurun. Ben hiçbir zaman pişman olmadım. Yani kendi cinsel kimliğimle gurur duydum ve bu mutlu her zaman her şeyde mutluluğu yakalamaya çalıştım. Peki Yani demek bütün dayaklarda da mı yani bütün evet yani. küfürlerde, aşağılamalarda da mı? Evet yani belki bazen düşünün mazoşist mi oldum böyle bir toplumda. Ama ben kendimi çok üstün bir insan gibi görmeye başladım. Çünkü hiçbir heteronun bu kadar baskıya, bu kadar işkenceye, bu kadar şiddete göğüs gereceğini hiç zannetmiyorum. Ben 6 aydan beri evimde ışık yakmıyorum ve televizyon izlemiyorum geceyi. Her an bir baskın olur, kapım kırılır, evim yakılır endişesiyle. O yazın o sıcağında biz evde camlar kapılar kapalı oturduk. Ve büyük bizim için, benim için şey bir sınavdı. Yani ben bunu başardığıma göre kendimi çok üstün bir insan Kendin gibi için mi gördüm. yapıyorsun bunu, diğer eşcinsel arkadaşların için mi Ya yapıyorsun? hem kendim o anda o an olayı yaşayan benim. Ama belki diğer insanlar dayanabilirim bilmiyorum. Yani ben kendim için ve bu arada biz bir sürü arkadaş böyle yaşadık sokaktaki. 50 kişi bunu yaşadı. Ve ben bu yaptıklarımı onur duyuyorum yani. Ki ben çok o şey duydum, gurur duydum şey kendim. Şey duydum ne diyeyim nefret ettiğim bir şey diğer insanların bu şiddeti, bu baskıyı, insanlık dışı uygulamaları beni nefret ettirdi diğer insanlardan.